Adamız müşteriler nerede? Saat kaç oldu? Bir tane bile müşteri gelmiyor dükkanım artık. Dükkanıma kaç gündür bir tane bile müşteri gelmiyor. Sıfır lira ciro. Zarar üstüne zarar ediyorum. Niye gelmiyor bu müşteriler? Bu müşteriler nerede? Tabi gelmezler. Gelmiyorlar çünkü artık eve sipariş veriyorlar. Müşteriler dükkanıma geliyor, hamburger yemiyorlar. Ben hamburgeri müşterilerin ayağına götürdüm. O zaman şimdi ben de kurye şirketi açıyorum. Alalım şunu. Dükkanımı buraya yapacağım. Görmüş olduğunuz bu dükkanı depo olarak kullanacağım. Dükkanı depo olarak kullanacağım için biraz daha büyük olması gerekiyor. Seçelim şuradan. Biraz daha uzatacağım şimdi bu büyüklükte depo yeterli. Şuraya doğru da uzatacağım şimdi. Ayarlayalım şurayı. Sipariş veren müşterilere domatesini, elmasını, avucunu, patatesini, portakalını hepsini de paketleyip, poşetleyip götüreceğim. Buradan ödeme işlerini hallederiz. Bitti mi sandım? Bitmedi. Depo için daha bir sürü malzeme satın aldım. Her şeyimiz mevcut. Depomuzun aydınlatmalarını açalım sütlerimiz, kolalarımız da mevcut. Pizzalarımız, patates. Depomun içerisini tamamladım. Şimdi hazırsanız dükkanımın tabelasını koyacağım şuraya. Dükkanımın tabelasını hazırlattım. İşte budur. Gelsin. Ben bütün parayı bunlar harcadığım için motosiklet alacak paramı ilk siparişlere ve yürüyerek kendim götüreceğim. Telefonla sipariş alacağım. Firmamız ilk siparişini aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Reklamlara bir tane davullu zurnalı bir müzik yaptırdım. Ondan sonra işler açıldı. Dükkanın müziğinde gelsin, hoş gelsin diye bir müzik yap. O çok iyi oldu. Numara üç. İşte sipariş buradan geldi. Gelsinden sipariş ettiğiniz sütü getirdim efendim. <laughs> Bu ne la? Olamaz. Ne oluyor burada? Siparişi getirdiydim. Çocuklar kurye geldi. Siz dansa devam edin. Bu TikTok patlayacak lo. Bu ne biçim dans lan? Ben böyle bir şey görmedim. Gelsin. Hoş gelsin. Hoş gelsin. Benim dükkanımın şarkısını söylüyor bak. Evet kurye de burada. Gelsin. Oynayın çocuklar. Oynayın. Ne oluyor la burada? Alt bir tane süt siparişi verdin. Alın kurye işte bu. Baba iyi oynuyor mu baba? Şimdi bu oyna iş benim sinirim bozdu. Ben buna dalacağım şimdi. Kurye sinirlendi sayın seyirciler. Beyefendi sütünüzü alın da ben bir an önce gideyim. Siparişi veriyorsunuz. Kurye getiriyor. Siz de verin. Böyle verecekseniz vermeyin la. Hele şimdi oynayacağım bak şu bebeği. Amma sinirim bozuldu. Amma sinirlendim la. Amma o ilk siparişte de başıma gelen o, o dans neyi hipnoz etti. Başımı arttı la benim. Bir siparişi Adam bizi TikTok'unda oynattı. Çocuğun dansından dolayı çekilen TikTok patlamış. Amma iyi firmamın reklamı oldu. Oha, bak telefonlar susmuyor. Telefonlar durmuyor la açalım. Efendim hemen onu da getiriyorum. 2 hamburger iki ekmek artık siparişler için bisiklet satın al bisikletle götüreceğim binelim ama iyi oluyor hızlı oluyor biraz yoruluyorum ama olsun sipariş numara 8'den geldi Aa, burası numara 9 dönelim burası olmalı 8 burası getirelim siparişi siparişleriniz hazır hamburger iki tane de ekmek evet buyurun alo sizde salatalık var mı salatalık var nasıl güzelmiş sulu sulu mu çengel köy mü <laughs> Salatalıklarımızın hepsi Çengelköy'dür efendim. Tuzla götürsem belki tuzlayarak yemek ister. Gidelim. Nerede? Burada <laughs> bir tane adam var da bu mu verdi acaba siparişi? <laughs> Geldi böyle. Aha ben verdim evet. Sen mi verdin? Bir tane salatalı. Evsiz adama bakın bunu niye kurye ile sipariş veriyorsun? Gelip satın alsana. Benim halim itten beter. Keyfim paşada yok la. <gülüyor> <gülüyor> Alın. Salatalık güzelmiş. İyi güzel sulu sulu. <laughs> Bu bisiklet siklet Şimdi gidip kendim hazırsam motor siklet alacağım bir tane. Sonunda işleri büyüttüm. Kendime bir tane mobilet aldım. Şimdi bunu turuncuya boyayacağım. Şimdi siparişleri gelecek. Onları bununla götüreceğim. Hızlı hızlı olacak. Bakalım. İşte bir sipariş daha. Evet gelsin buyurun. Gelsin gelsin. Hoş gelsin. Aman efendim kim gelsin. Bir saniye sus Buyurun sizi dinliyorum. Siparişinizi söyleyebilirsiniz. Ben numara 14'e bir tane testere bir tane 9 milimetre tabanca bir tane de tüfek. Ne? Bunları mı istiyorsunuz? O zaman bunlar yanında bir tane mızrak bir tane de bıçak getir. Tamamdır tüm siparişi hazırladım. Bir tane tüfek şunu da dolduralım. Bu mızrağı ne yapacak ben onu anlamadım. Oh. Oh. 13 14 burası buldum. Çalalım kapıyı. Siparişiniz geldi. Ver bakalım parası burada. Ne? Aa. Şunu siz alır mısınız acaba? Sipariş mızrak, bıçak, bu tabanca, bu da tüfek. Tamam defol. Ne? Ne oluyor ki içeride? Aa. Orada ne oluyor? Birisini vurdunuz gibi sanki. ne oluyor la? Kaç la? Adamları vurdu galiba. Hemen polise haber vereceğim. Aa. Polis hala gelmedi. <laughs> Geliyor işte orada. Suçlu adalete teslim olacaksın. İsterseniz direkt numara 14'e gidin. Suçlu orada. Dur la şurada bir saniye. Suçlu numara 14'te. Ben de silah sipariş ettim. Sonra iki kişiyi vurdu evde gördüm. Tehlikeli mi la? Tehlikeli yok. Çok iyi bir insan. Şimdi sen bekle onlar ben ifadeni yazayım şuraya. Ne yazması yakalasanız ha. O işler öyle işlemiyor. Şimdi diyor ki suçlu tehlike silah mı sipariş verdi? bir de mızrak bir tane testi bir tane bıçak. iyice şüphelenmeye başladım bu olaydan. iki kişiyi vurdu yeterince şüpheli değil mi? Şimdi ben bu ifadeyi gidip mühürleyip sisteme kaydedeceğim tamam mı? Suçluyu yakalasaydınız özürlü gibi. Benim kurye firmamı suça alet etmeyecek Sonra tüfekte benim parmak izim bulup beni suçlu sanacaklar. Gidip şu adamı temizleyelim. Tamam der. Kapıyı çalalım. Şimdi gel bakalım. Senin işini bitirdim. Merhaba nasılsın iyi misin? Gerçekten işini bitirmiş. Gördünüz mü ben size dedim. Kafamdan burada bir şey olur mu la? <laughs> ne oldu ki? Numara 4'ten pizza siparişi geldi. Şimdi onu götüreceğim. Ben bu işi iyice büyüttüm. Duralım. Çalalım. Pizzanızı getirdim efendim. Ay, i̇çeridesin görüyorum. Demek seni gönderdiler. Dükkanda zaten şimdilik sadece ben var. Bir tek ben. Neyse ödemeyi yapacağım. Ödemeyi istediğiniz zaman yapabilirsiniz efendim. Dikkatli ol. Neyle geldin? Motorla mı geldin la? Ne? Çantanın içine mi koydun la? Ödeme bunun içinde mi? Ödemenin hepsi orada. Şimdi bunda bahşiş de içinde mi? Bunun bahşişe falan gerek yoktu. Verilen malı ne deri neyse hepsi de orada işte. Sen motorla mı geldin? <laughs> motor şimdilik motor var. Ödemeyi dikkatli taşı. <laughs> Alt taraf 25. Nasıl taşırsam taşırım. Ama oh, bir tane sipariş verdiniz. Bak arkadaşlarınız da onları da getireyim mi? Mahmut bu ne diyor? Demek ki siz az yiyorsun. Mideniz küçülmüş. Bir pizzayla bu kadar adam doyar mı? Orta boyla bu. Bak işte sinirlerim bozun. Neyse ben gidiyorum. Ödemeyi de adam aklı vermiyor. Çantanın içine koymuş. Çanta ne la? Ben çantayla uğraşmak zorunda mıyım? Açalım bakalım. Ah! Gördüm bir sürü elmas varmış içinde. Bunlar gerçek mi? Bunda ne var? Ah, Paralar. Bir sürü para. Amma da çok para varmış. Ne? Yani bu adam şimdi bir tanecik pizza bu kadar bahşiş mi verdi lan? Bu dünyada zenginlerin kuryesi olmak varmış. Bu ne? Senize zengin oldum. Nasıl olur? Aycan Mahmut gözümüzün önünde adamına paraları verdi. Verdi ama kendi adamına verdi. Bizi dolandırdı. Ne? Kandırdı la bizi. Paraları kendi adamına gözümüzün önünde verdi. Bizi tokatladı. Patron bu adamlar bizi niye kovalıyor la? Kaçma racon Mahmut. Bizi tokatladın. İşim bitti. Önünü kes la önünü kes. Neler oluyor burada? Neden beni kovalıyorsun la? Paraları kendi adamına verdim. Bizi kandırdın. Ne? Ben kendi adamıma falan vermedim la. Daha da beni kandıramaz. Beni inanmam. Sıkın Mahmut delikleşik edin la. Bu kurye şirketim sayesinde zengin oldum. Ama çok bahşiş ben. Bir sürü kurye satın Bir sürü motor aldım. Kendime de elmas ev yaptırdım. Çok iyi oldu. Yani şirkete o kadar çok sipariş de gelmiyor. Anlamadım. Ama bende para çok. Hiç sorun değil. Çok param var da. O ne la? <laughs> i̇şte bu adam. Bunlar o pizza sipariş veren, bana bahşiş veren adamlar. Tanıdım sizi. Ama o bahşiş veren diğer abi yok. Nerede o? Onun işi çıktı. Tahtalı köye kadar gitti. Tahtalı köye mi gitti? Siz niye geldiniz? Yoksa yeni sipariş mi vermeye geldiniz? Çantalar sende mi? Çantalar mı? Ay şu bahşiş verdiğiniz çantalar mı? Bende. Ne bahşişi? Ödemeydi onlar. Afgan ordusuna 2 milyon tane 556 mermi sattık. Onun parası la. <laughs> 2 milyon tane mermi mi? Acımasız vicdansızlar. O mermi insana zarar verir. Ne? <laughs> Şu hale bakın. Her şey ne güzel de gidiyordu. Dükkan iflas etti. Bir sürü borca battım. Evet bugün köyde kuryelik yaptım. Kuryelik yaparak zengin olmaya çalıştım. Mafyalar bana bulaştı. Eğer bu kuryecilik şirketini büyütüp zengin olmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer bu mafyaların peşine düşüp onlardan intikam almamı. Benim de mafya babası olup silah ve mermi ticareti yapmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.